Dostlar herkese selamlar. Biliyorsunuz dün Yövmiyeş'inden sonra işte kına gitmiştim. Ivır zıvır malzemeler vardı. Onları tamamlamıştık. Şimdi bunları taşıyacağım aşağıya. Sabahtan beri bekliyorum. Sürekli bir yağmur hali var. Ama artık daha fazla duramadım. Çünkü arabada bayağı bir yük yapıyor. Bu şekilde çok kalmaması lazım. Köyde de birilerini bulamadım. Herkes tabii işte güçte. Bunları yine biz mecbur el arabasıyla indireceğiz herhalde aşağıya. Bir bakalım içeri neler varmış. Evet, şimdi beton yaptığımız yere malzemeler eksik kalmıştı. Kum takviyesi yaptım. 5 çuval kum aldım. Bu sefer kumlar daha dolu. Dolayısıyla bu yetecektir diye düşünüyorum. İlaveten ne olur ne olmaz çimento alalım dedik. Çimento burada dursun. Hatta çimentoyu muhtemelen şimdi götüremeyebilirim. Yağmur sıkıntı olur mu bilmiyorum. Ve son olarak da Tayfun abiden biliyorsunuz geçen sene bu biçme makinesini, ot biçme makinesini almıştık. Bu sefer yine bahçede bayağı dikenlenen yerler var. Onları halledeceğiz. Şimdi yavaş yavaş götürmeye başlayalım bunları. Demin ot biçme makinesini rahat rahat götürdük. Onda sorun yoktu ama şimdi işte asıl mevzu bunlarda, bunların ağzı da açık. Bakalım devirmeden götürebilecek miyiz? Hatta iki tane denesem. Deneyim, giderse iki yaparız. Olmazsa birini indiririm. İnşallah orada devrilmez o da. Evet, bakalım indirebilecek miyiz? Güzel güzel kendi ağırlığıyla bile gider herhalde. İnşallah bayır aşağı yuvarlanmayız. Şimdilik bunları bu tarafa atacağım artık. Buradan içeri taşımak kolay. İnşallah. Evet. İyi, çok zor olmadı ya. Şu arada biraz takıldık ama olsun, önemli değil. Oradan buraya çektik yine. Şimdi hemen yağmur yine artmadan çimentoları da atabilirsem iyi olacak. Haydi bismillah. Çuvalları 2-2-1 şeklinde getirdim kumları. Bunları şimdi içeri atayım. Bu arada yağmur da başladı. Çimentoları artık riske etmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz hani sütten ağzımız yandı zamanında. Şimdi artık yoğurdu üfleye üfleye yiyeceğiz. Bu arada o baldıran otu denen ot da şuydu dostlar. İşte bundan sınır yapayım diyordum ama biz orayı yapamadık. Bu arada kendinden olup bitenler bayağı büyüdüler. Böyle olsaydı bizim o arada şimdiye kapanmış olacaktı. Şu ufaklardan belki hala taşınabilir. Bakalım fırsat olursa onları da kenara bir yere atarım oraya. Enerji de buymuş. En sonra kalmış. Gücümüz de gitti. Neyse. Bu dursun. Aha, Sara geliyor. Kapıyı kapatayım, içeri girmesin. Ubi de oradan burayı görecek şimdi. Ubi biliyorsunuz hiç sevmiyor köpekler. Şöyle biraz daha kuytuya gideyim, orada seveyim bari. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada Sara? Ne oğlum? Görünüyor muyuz kamerada? Şu çuval biraz engelliyor herhalde ama. Starı da bizim emektar. Ubi görünce coşuyor tabi. Bu tarafa çıktığımızda da burada bir yer belirleme mevzumuz var. Ve aynı yerler. Şurası var. Bir de şu arka taraf var. 3-4 yer var. Ubi ile her çıktığımızda buralara hemen bir sinyal bırakıyor.
Neyse, dışarıda da işte böyle mevzular var. Şimdi de sarı İbrahim abinin oraya giriyordu. Bak buradan gitti şimdi öbürü de. Ses geliyordur. O bir de orada coşuyor. Hiç sevmiyor. Hiç. Hiç. Hemen göndersin. Hiçbirini yaklaştırmasın buraya. Bunu da böyle parça parça getirelim artık. Yoksa iyice ıslanacağız. Geçen sefer de ıslandık. Hep tam bu sefer valla hasta olacağız. Evet, kaldı bir. Bakalım buradan manevra yapabileceğiz mi? Haydi bakalım. Evet. Anam. Hayır. İyi. Bunu da aldık. O yordan söyleniyor yine. Evet. Bu da tamam. Bu arada bu ne kadar aşağıdayım onu da bilmiyorum ki. Bu kutumu önceden hatırlayan dostlar olacaktır. Dün çünkü biliyorsunuz hani gittiğimizde bayağı bir ıslanmıştık. Şöyle geçsem görünür mü herhalde? Bayağı bir ıslanmıştık. Okul şu an kurumadı artık. Her tarafımız altımız üstümüz komple ıslandı. Bugün de şu benim eski kotum vardı. Bunu sözde ben dikecektim, dikemedim. O zamanlar yine bir telaşa vardı. Devam etmiştik öyle. Şimdilik işimi görüyor. Problem yok. Yeni bir şeyler almaya gerek yok. Burada her şey sonuçta bahçe işleri. Bugün sağlam olsa yarın yırtılacak. Bugün temiz olsa yarın boya olacak. Böyle birkaç tane çalışma pantolonu, çalışma elbisesi giymekte fayda var. Sonuçta bunlar bayağı bir götürüyor. Ubi oradan buraya kesiyor. Sarı buradan beni dinliyor. Ben de gideyim şimdi araba kilitleyeyim geleyim. Bugünkü fasıl böyle kalsın, çimentolar kalsın. Onları daha sonra daha kuru bir günde getirmeyi deneriz. Bu arada yere beton attığımız videoda kapanışında göstermeyi unutmuştum söylemeyi. Yağmur zaten bastırınca şaşırdık, orada afalladık. Bu arabamızı en son üstünde harç olduğu için hani o şekilde bırakmıyoruz dostlar. Mümkün olduğunca şöyle suyla, tazikli suyla hatta tutup üstündeki o yumuşak şeyi harcı akıtıyoruz. Ki akıtmamıza rağmen yine kenarlarda var. Ki bizden önce de aslında vardı bu. Biliyorsunuz köşedeki yerleri yamama işi vardı. Oradan kalanlar da var. Ama neyse biz en azından temizliğimizi yapmış olduk böylelikle. Sizlerin de aklında bulunsun dostlar. Şimdi çimentoları da bu şekilde ayırdım. Yani tek bir yere binmesin. Arabanın çünkü arka tarafı yüklenince muhtemelen amortisörlerde herhalde bir sıkıntı var. Şöyle gacurt 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 bir sesler yapıyor. Söylemesi bile zor. Neyse. Bunları ayırdım. Bunları artık sonra atarız. Çünkü yarın tekrar aşağıya gideceğim. Cumartesi aşağıda iki farklı etkinlik var. Bir de radyoda bir programımız olacak. Onun haricinde kürek de İbrahim abinin küreğiydi. Onu da bırakayım. Eğer yarın burada işi olacak olursa, hani muhtemelen ben burada olmayacağım, sabah erken çıkacağım. Onu vereceğim. Şimdi incirlere bakalım ama incirlere ben birkaç zamandır bakıyorum. Sürekli böyle bir şey. Yavaş yavaş gidiyorlar günden güne. Soldular, kurudular. Yani bu iş birazcık beni üzdü açıkçası. Yani uçlarında hala daha bir hayat emaresi var. Ama nasıl yaşayabilecekler mi? Ona dair bir fikrim yok. Sulamaya devam etmeliyiz belki de. Neyse artık onu göreceğiz. Şimdilik şu bizim şeyler vardı. Nerede? Şurada getirmiştim onları da. Biliyorsunuz yine bir önceki videoda limon selviler. Bunları bir yere saplamamız lazım. Bunları da şimdilik şuraya saplayalım. Buradaki toprağı şey yapmıştık, toparlamıştık. Gerçi işte Ubi ile çıkınca ya hep söylüyorum yani köpek olunca birazcık sıkıntı. Bunu şimdilik şöyle saplayalım buraya. En azından burada. Anam o da boruya denk geldi. Şöyle saplayalım. Evet. Bunlar böyle dursun. Bir zaman içinde herhalde artık yeşillerini korurlarsa biz de bunları tekrardan çıkarıp daha düzgün bir yere inşallah alırız. Evet burası da böyle olsun. Oğlum ne yapıyorsun orada yine? Orada bir şeyler bulmuş o. Orada bir şeyler bulmuş. Demirle oynuyor, bir şeyler yapıyor. Kendince oyunlar icat ediyor.
Anam arka tarafı da kazmaya başlamış şimdi. Buraları da kazıyor. Ay Allah'ım ya. Neyse, Ubi ile ilgili hep soruyordunuz dostlar. Yani hani onu hiç serbest bırakmıyorsun. Sürekli orada bağlı kalıyor, zincire kalıyor diye. Zincirde kalmıyor. Biz onunla sabah akşam çıkıyoruz. Şimdi hatta biraz sonra yine bir çıkacağız. Çıktığımızda artık şu bizim evin arkasındaki az önce gelirken yürüdüğüm yola çıkarıyorum. Orada çünkü hep sürüler geçiyor. İşte diğer köpeklerin kokuları var. Artık o tarafı iyice sevmeye başladı. Aşağılara inmiyoruz tarlaya. Zaten şu yağmurdan dolayı da hani ciddi kaygan. O bir de orada parçalıyor, cart cart yırtıyor. Yani dolayısıyla Ubi böyle gün boyu burada serbest kalmıyor. Ha neden zincire bağlıyoruz? Ubi çünkü küçüklüğünden beri hep böyle bir şey. Yani tavukları gördüğünde böyle bir alarm pozisyonuna geçiyor. İşte köpekleri gördüğünde alarm pozisyonuna geçiyor. Hatta ciddi tepkiler veriyor. Dolayısıyla ben de hani onu göze alamıyorum şimdi salmayı. Yani ilk zamanlar çok hani küçük olduğu için salmıyorduk. Çünkü o zaman şeydi hani diğer o çoban köpekleri biraz zarar verebilir diyorduk. Şimdi artık kendini kurtarır muhtemelen. Şu kablonun sarkan şeyini kaldırayım. Kendini kurtarır artık ama. Değil mi oğlum? Yine duyuyorsunuz dışarıdan hani köpek sesleri geldiğinde hemen böyle bir şey alarm pozisyonuna geçiyor. Şimdi kendini kurtarır. Dur oğlum üstüme çıkma dur. Dur bekle biraz sonra gideceğiz. Dur paçamı da yeme. Kendini kurtarır ama bu sefer de şöyle bir sıkıntı var. Yani boğuşmak isterse o zaman sıkıntı olabilir. Çünkü sırtındaki yarayı biliyorsunuz hala da aslında düzeldi hani çok şükür ama yani o boğuşma esnasında bir ters bir hareket olursa o zaman yani bütün süreci başa almamız gerekebilir. Yani onu da göze alamıyorum açıkçası. Yani o çünkü çok gerçekten riskli. Hani varsın bir süre daha böyle bağlı kalsın. Günde iki sefer sabah akşam gezmeye çıkalım. Ama o riski almayalım. Allah korusun o birazcık sıkıntılı bir durum. Kazıyor. Ancak assın. İnşallah orayı da dibine kadar inmez. Orada ne var acaba? Neleri, neden kazıyor bu sürekli oraları? Anlamıyorum ama. Çocukluğundan beri kazma şeyi var işte. Ha onu da söyleyelim hatta yeri gelmişken. Hani bazı dostlar diyor hani etrafta teller var diye. Ama işte Ubi'ye tel dayanmıyor. Yani bu tellerin komple böyle altının betonlu olması lazım ki hani dışarı çıkmasın. Yoksa yani hiç ihtimal vermiyorum. Oradan çıkacaktır. Hani yatak konusunda da aynı şeyi konuşmuştuk yani. Hani ihtimal vermiyordum ve gerçekten öyle oldu. Ubi'yi artık tanıyorum çünkü. O tamamen kendi kafasına göre takılan, yaşayan bir hayvan. Ona hani herhangi bir genel standartlar sökmüyor diyelim. Her neyse toparlayalım artık. Bu tarafta da biliyorsunuz Tayfun abiden aldığım ot biçme makinesini de şurayı önce bir temizleyeceğim. Üstünde hatta bizim o yandaki aparatı da vardı siyah. Onunla devirip devirip kenara atacağım. Hani köyden almak isteyen olursa onlara bir şekilde yeşil olarak veririz. Hatta belki şu alttaki tarladaki otları da yani köydeki çobanlarla bir konuşmak lazım isterlerse. Hani ya alsınlar ya hayvanları getirsinler. Bize de 3-5 böyle bir şey olur. Katkı olur. Hem de tarla temizlenir. Öyle bir durum olabilir. Bakalım havalar biraz toparlayınca şimdi artık şuraya gireceğiz. Buranın bahçe kısmını da toparlamaya başlayacağız inşallah dostlar. Bu arada betonun durumunu göstermedim. Betonda hani o kadar yağmur yemesine rağmen şu anda gayet güzel oldu. Maşallah taş gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Tabii zemini biliyorsunuz şöyle dalgalı gidiyor şimdilik. Ama hani ilk yaptığımızda zaten bunu çok önemsememiştik işin aslı. Bir genel dolumunu yapalım dedik. Sonrasında zaten burayı bir hani şu bölüm de bittikten sonra hatta şu tarafı da aldıktan sonra üstünde şöyle güzel bir şey yapacağız. Hani şöyle ne denir ona? Malayla falan. Düzgün şöyle bir tesviyesini yapacağız. İnşallah daha düzgün olacak orası. Şimdi akşam oturunca iyi ki bakmışım gündüz çektiğim parçalara. Yani video biraz uzuyor gibi görünüyor. Dediğim gibi hani yarın iki farklı etkinlik var. Onları birleştirip de yüklerim diyordum ama hani o zaman video hepten uzayacak. Bu videoyu böyle hani günlük vlog tarzında paylaşıyor olayım o zaman. Yani hem günlük vlog hem de işte Ubi'yi neden bağlıyorum tarzında bir video paylaşımı olsun. Yarın diğer iki etkinliği birlikte çekelim inşallah bir aksilik olmazsa. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Valla 2-3 gündür açıkçası ben de biraz yoruldum. Belki gözlerden de bellidir artık böyle bu akşam erken yatayım inşallah. Kendinize iyi bakın dostlar. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.